Başlıktan da anlayacağınız üzere Amerika'da başa gelen Biden yönetimi F-35'lerin satışının durdurulduğunu açıkladı. Peki bu kararın arkasında ne gibi bir sebep var? Neden Trump yönetiminin aldığı kararların tam tersi uygulanır hale geldi? Çünkü konu sadece F-35 değil, birçok alanda göreve gelir gelmez tersi kararları imzaladığını görüyoruz. Ve bu sınırı aşmış gözüküyor. İsrail'le yapılan anlaşmalar ve normalleşmeyle ilgili verilen vaatlerden tutun da Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışına kadar birçok kararı kapsayan bir durdurmadan bahsediyoruz. Konusu açılmışken Trump cidden Biden yönetimine bir enkaz bırakmış olabilir mi? Ya da şöyle bir bakış açımızı değiştirirsek, Trump'ın savaştığı şeyler Biden yönetimi için önemsiz gözüken sorunlar mı? Pandemi ve ekonomik sorunlar Amerika'yı kendi içine yönelmeye itiyor diyebilir miyiz? İşte bütün bu soruların cevabını bulmaya hazır mıyız? Biden yönetimi, aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan bir dışişleri yetkilisi, yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu, dedi. Bu durumun başkanlık görevi değişiminde normal olduğunu belirten yetkili, yönetimin şeffaflık, iyi yönetişim ve ABD silah satışlarının kabiliyeti, ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor, ifadelerini kullandı. Yetkili, atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını, ancak BAE'ye yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleriyle Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışlarında buna dahil olduğu bilgisini verdi. Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail'le normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermişti ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesi de yerine getirmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Senato'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, İsrail'le ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum, demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni göreve gelen Joe Biden yönetiminin, önceki başkan Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağı ve iki devletli çözüm için çalışacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mies, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Mies konuşmasında, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini açıkladı. Trump döneminde Filistin'in ABD'de kapatılan diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirten Mies, Birleşmiş Milletler'in Filistinlilere yardım programlarının yeniden işler hale getirileceğini kaydetti. Mies, yeni yönetimin Orta Doğu politikası, içinde İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşayacağı ve yanı başında da kendi ayakları üzerinde duran bir Filistin devletinin olduğu, üzerinde mutabık kalınmış iki devletli çözümü desteklemektedir ifadesini kullandı. Richard Mies, ABD, İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminden toprak ilhakı, yerleşim faaliyetleri, yıkımlar, şiddete teşvik ve terör eylemleri nedeniyle hapsedilen kişilere tazminat sağlanması gibi iki devletli çözümü daha da zorlaştıran tek taraflı adımlardan kaçınmalarını isteyecek, dedi. Biden yönetiminin bu hedeflere ulaşmak için Filistin ve İsrail'le olan güven ilişkisini yeniden tesis edeceğini söyleyen Mies şöyle devam etti. Başkan Biden, Filistin halkının ekonomik kalkınmasını destekleyen ABD yardımlarının yeniden başlaması ve eski yönetim tarafından kapatılan diplomatik misyonların yeniden açılması konusunda netti. Bu adımları Filistin liderliğine bir iyilik olarak görmüyoruz. ABD yardımlarından milyonlarca Filistinli faydalanıyor ve bu hem Filistinlilere hem de İsraillilere yarar sağlayan istikrarlı bir ortamın korunmasına yardımcı oluyor. Biden yönetiminin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarından memnuniyet duyduğunu ve Orta Doğu'da ülkeler arasındaki barışçıl işbirliğinin bölgenin istikrarına önemli katkı sağlayacağını ifade eden Mies, ABD diğer ülkelere de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme çağrısını sürdürecek, dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin nükleer anlaşmayı kurtarabileceğini, ancak fırsat penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını ifade etti. Zarif, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayınlanan makalesinde, göreve yeni başlayan Biden yönetimi, nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biden yönetiminin, Trump'ın başarısızlığa uğrayan maksimum baskı politikasını telafi etmek için ilk adımı atması gerektiğini savunan Zarif, ABD verdiği zararları kolay bir şekilde telafi edemez. Biden yönetimi nükleer anlaşmayı kurtarabilir ancak gerçek siyasi iradeyi Washington'da hakim kılma şartıyla. Fırsat penceresi ABD'nin yeni hükümeti için sonsuza kadar açık olmayacak. Fiili olarak adım atması gereken Washington yönetimidir ifadelerini kullandı. Washington'daki yeni yönetimin temel bir seçimle karşı karşıya olduğunu belirten Zarif, ABD ya Trump'ın başarısız politikalarını izleyecek ya da bunları bir kenara bırakıp bölgede barışı güçlendirecek. ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasını sona erdirebilir görüşlerini paylaştı. Biden'ın Trump'ın ayrıldığı anlaşmaya dönerek daha iyi bir istikamete doğru adım atabileceğini kaydeden Zarif, bu durumda İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak uygulayacağını yineledi. Washington'ın nükleer anlaşmaya dönmek yerine taviz koparma tutumunda ısrar etmesi halinde fırsatın elden kaçacağı uyarısında bulunan Zarif, Biden yönetimi Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımları kaldırarak ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya tekrar dönerek işe başlayabilir. Nükleer anlaşmanın içeriği değişmemelidir. Böyle bir adım atarsa bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir imkan oluşur. Joe Biden 20 Ocak'ta yapılan pek de alışılmadık bir devir teslim töreniyle ABD'nin 46. başkanı oldu. Biden'ın törende yaptığı konuşma birlik beraberlik teması üzerine kuruluydu. Konuşmanın en çarpıcı noktası ülkenin silahsız iç savaş şartları altında olduğunun bizzat yeni başkan tarafından ifade edilmesiydi. Bu ifade Amerikan toplumunun değerler konusunda bir uzlaşı içerisinde olması bir tarafa, toplumsal anlaşmazlıkların makul bir şekilde yönetilmesini sağlayacak ortak kuralları benimseme konusunda dahi bir uzlaşıya sahip olmadığını ortaya koyuyordu. Değerler ve kurallar düzeyinde birliğin sağlanamaması toplumun sıcak çatışmanın eşiğinde olduğunu teyit ediyordu. Yani toplumsal kesimleri bir arada tutan yegane faktörün elindekini kaybetmeme iştiyakı ya da ölüm korkusundan kaynaklanan, yazılı olmayan bir karşılıklı saldırmama anlaşmasından başka bir şey olmadığını vurgulamaktaydı. Bu ifadeler abartılı görülebilir ya da kulağa pek gerçekçi gelmeyebilir. Ancak 6 Ocak Kongre baskınının ardından Amerikan kamuoyunda oluşan şok ve panik havası bu tespitin çok da yabana atılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Onca curcunaya rağmen Amerika, Western filmlerinde silahların patlamasının hemen öncesinde beliren derin sessizliği ve tekinsizliği çok yakından tecrübe etti. Biden'ın konuşmasının Lincoln-vari bir konuşma olarak değerlendirilmesi ve bir sembol olarak Abraham Lincoln'un akıllara gelmesi boşuna değil. Bilindiği üzere ülkenin 16. başkanı Abraham Lincoln, 1860'larda yaşanan Amerikan İç Savaşı'nda görev yapmıştı ve İç Savaşı sonlandıran ve ülkenin birliğini tekrar sağlayan lider olarak tarihe geçmişti. Bu sebeple Lincoln, ülkenin ikinci kurucusu addedilir. Bu gelişmelerin ışığında mevcut Amerikan siyaseti iki önemli soru etrafında şekil almaktadır. Bu sorulardan birincisi, toplumda birliği kimin bozduğu meselesine odaklanırken, ikincisi ise Biden'ın toplumda birliği sağlama konusunda ne denli başarılı olacağını merkeze koyuyor. Bu iki konu önümüzdeki dönemde Amerikan siyasetinde iktidar mücadelesinin gidişatını belirleyecek sorular. Hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler bu soruların merkezi rolünü kabul ediyor ve bu zeminde iktidar mücadelesi vermeye hazır görünüyorlar. Bundan sonraki süreç toplumda birliği kimin bozduğuna ve Biden'ın toplumsal kutuplaşmanın hararetini düşürme ve nihayet ortadan kaldırma konusunda ne denli başarılı olacağına dair ileri sürülecek rakip tezlerin kapışmasına sahne olacaktır. Toplumda birliği kim bozduğu sorusunun işaret fişeği bizzat Biden tarafından devir teslim töreninde yapılan konuşmada atıldı. Biden konuşmasında toplumda öteden beri kırsalla şehir merkezi ve liberallerle muhafazakarlar arasında bir ayrışmanın ve rekabetin olduğunu teslim etti. Buna ek olarak ırk zemininde beyaz siyah ve cinsiyet zemininde kadın erkek ayrışmalarının da ülkenin toplumsal düzeninde belirleyici rol oynadığına vurgu yaptı. İlk defa siyasi ve kadın bir başkan yardımcısının seçilmesini işaret ederek bu ayrışmaların yatıştırılması konusunda zamanla ciddi bir yol alındığını da ekledi. Liberallerle muhafazakarlar arasındaki ayrışmaya yönelikse değerler konusunda ciddi ayrışmalar olsa bile kurallar konusunda bir uzlaşının var olmasının önemine dikkat çekti. Ülke tarihinde zaman zaman ayrışmaların dozajı artsa da bir şekilde demokratik kurallara riayet edilmesinde
ortak bir eğilimin oluştuğunu belirtti. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.